merhaba arkadaşlar, yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizinle beraber harika bir şey yapacağız arkadaşlar. Brokov'un kıyafet kodlarını shorts olarak atıyordum arkadaşlar. Ama herkes istemiş ki abla lütfen böyle uzun bir şey çek ve bir sürü kıyafet kodumuz olsun falan demişsiniz. Ben de sizi kıracak değildim zaten, böyle bir şey tabii ki de isterim. Bu arada bazı yaptığım kombinleri beğenmeyenler var arkadaşlar. Ama bu benim tarzım kardeşim yani. Hani ben yaptığım için benim tarzım. Herkese hitap etmeyebilir ama genel anlamda hitap eder diye düşünüyorum. Benim tarzım olduğu için değil. Roblox'ta en çok kullanılan tarzları yapmaya çalışıyorum yani. Hem Robux olup ama alamıyoruz mesela Robux'lu olan şeyleri. Çok sevdiğimiz şeyleri yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bir teşekkür etmek gerçekten zor değildir. Sonuçta sizin için yapıyorum. Ben normal video çekebilirim arkadaşlar. Ama bu kombinleri siz de yapın diye çok hoşuma gittiği için ben yapınca sizin de yapmanızı istedim arkadaşlar. Hepsi bu yani. Gerçekten arkadaşlar ben anlamıyorum yani. Böyle teşekkür etmek zor bir şey mi? Şu an birkaç dakika hayatı sorgulamaya başladım. Ama önemli değil. Benim tarzım her zaman değişiyor. Mesela şu anda birazcık keko gibi gözüküyor olabilirim. Böyle bad girl falan. Ama yarın çok tatlı ve sempatik çıkabilirim arkadaşlar. Her zaman diyorum ben bir terazi burcuyum. Ve çok kararsızım. Her an ruh halim değişebilir arkadaşlar. Bir gün çok tatlı konuşabilirim mesela. Arkadaşlar falan diye bir gün böyle konuşabilirim. Böyle sert sert. O gün ruh halime bağlı. Gerçekten ben normal değilim ya. Vallahi normal değilim. Ama bu kafa çok güzel. Hepinize tavsiye ederim. Ya bir gün her şeyi aynı anda aynı gibi kalmak biraz böyle sıkıcı değil mi sizce de? Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Böyle Roblox'ta aşırı troll çekenler olmaya başlamış arkadaşlar. Böyle başlıkları değiştiriyorlar. Troll yazıyorlar falan. Ya kanka sizin kendinizin içerik üretme yeteneğiniz yok mu? Neden benim içeriklerimi çalıyorsunuz? Bakın size şunu garanti verebilirim. Aynı keyfi vermez. Ama bu içeriklerimizi de kimseye yem etmeyin arkadaşlar. Gerekeni yorumlarda yazarsanız onlar da yapamaz. Bunu unutmayın. Yani ben içerik üreticisiyim diyorsan değil mi arkadaşlar? Benim bildiğim bakın şimdi. Ben her zaman bunu söylerim. Discord'da olsanız anlarsınız beni. Şimdi ben resim çizmesini bilmiyorsam neden kendime ressam deyip... Değil mi? Ya da matematiği çözemiyorsam neden kendime matematik öğretmeni diyeyim? Eğer içerik üretemiyorsan da YouTuber değilsin. Bunu anlayın artık. Bunu anlayın. YouTuberluk biri fenomen olmak, ünlü olmak, birileri beni tanısın değildir. YouTuberluk senin kendi mesela bir yeteneğin vardır, içerik üretmek gibi. Bunu insanlara anlatmak istemektir. Bunu insanlara göstermek istemektir. Mesela ben doktor olamam arkadaşlar. Çünkü ben o kadar soğukkanlı bir insan değilim. Onlara da ait yetenekli insanlar var. Herkesin bir yeteneği vardır, anlıyor musunuz? Sadece yeteneğini keşfedemeyenler vardır aramızda. Ama şimdi bakıyorum herkes YouTuber olmaya çalışıyor. Başlıklarımı çalmayın. Hepinizi görüyorum. Benim yaptığım gibi yapamazsınız yani. Bu da bir gerçek. Bakın bak konuşma nasıl değişti gördünüz mü? Biraz önce İlayda'sı oldu. Her neyse bu Brokov'un kıyafetlerini çok sevmişsiniz. Ama çoğunuz görememişsiniz. Arkadaşlar nerede nasıl abla? Böyle bir şey yok bende diyenler bile var. Nasıl olmaz? Brokov'u bana verdi sana mı vermedi? Bakın ilk başta nereden gireceğinizi söylüyorum kodları. Çok güzel kıyafetler yapacağım birazdan da. Bunların da kodlarını alıp böyle kendinize çok mükemmel avatarlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Çok heyecanlandım. Ben de çok heyecanlanıyorum böyle kıyafet yaparken. Bakın bu birinci değil ikinciye tıklıyoruz. Bu kalem olan yer var ya bu ayrıntılı anlatıyorum anlayın diye. Lütfen videoyu atlamayın anlayın. İkiye tıkladım tamam mı arkadaşlar? Burada ID yapıyorum tamam mı? Sonra burada avatar boyutu var ya şu alta yazıyoruz işte. Bu avatar ayarlıyoruz ya normalde küçültüp ya da büyütüyoruz ya. Onun altında işte enter ID diyor. Buraya geliyoruz arkadaşlar ve kombinimi yapmaya başlıyorum. Hadi geçelim. Bu arada arkadaşlar geçmeden önce şunu da hatırlatayım. Kızları da yapacağım, erkeklere de yapacağım. Merak etmeyin erkekler sizi de unutmadım. Hep diyorsun abla bizi unutuyorsunuz. Hayır unutmadım yani. Buradayım. Hemen başlıyoruz. Ve sizin de çok sevdiğiniz bir kombin yapacağım arkadaşlar. Frog'lu bir kombin yapacağım. Çok seviyorsunuz çünkü böyle kurbağalı kombinleri. O yüzden her şeyle kurbağa olan bir kombin yapacağım. Tamam mı? Bakın ilk bu şu üzerimdeki olan şey burada bakın arkadaşlar. Buraya gireceksiniz, enterlayacaksınız. Bu sayıyı aldık tamam mı? Videoyu güzel izleyin ya da bir yere not alırsınız. Bir tane kalem defter alın. Hemen kodları yazın arkadaşlar o köşeye. Ya da durdurarak mesela videoyu durdurarak falan da izleyebilirsiniz. Öyle daha hemen alır alır yazarsınız. Kombin nasıl yapıldığını görürsünüz. Neyse çok hızlı olmamız lazım. Daha çok kombin yapacağız arkadaşlar. O yüzden devam ediyorum. Bakın arkadaşlar şu anda 100 olmadığı için kötü durdu ama yani şu benim bantlar çok hoşuma gidiyor. Sizin de hoşunuza gidiyor. Bakın frog'lu bir bant bu arada. Hemen bakın kodu burada. Görüyorsunuz kod orada. Anladık. Okey. X5, 5X anladık. Şimdi devam ediyorum. Bakın arkadaşlar şu şapka burada. Saçı değiştirmediği için kötü duruyor. Ya saçı ekleyince harika duracak. Bakın şapkanın
Hemen kodu da burada arkadaşlar. Bakın unutmayın, kodlar burada hepsi. Hemen geçiyorum, saça geçiyorum şimdi de. Saçın kodu da bu arkadaşlar. Görüyorsunuz, saçın kodu da bu. Hemen de bir face falan bulalım. Bunda face kodu arkadaşlar. Bakın face'in kodunu yazın buradan. Hemen bakın arkadaşlar. Dediğim gibi durdurarak izlersiniz. Gerçekten yapması zor arkadaşlar. Burnumuzdaki bant gitti ama yüz çok tatlı değil mi? Siz demişsiniz ki dünkü videoda. Cute ya, tatlı bir şeyler istiyorum demişsiniz. Ve çok tatlı. Hemen çanta ve aksesuarlarına geçelim. En sevdiğim yer. Evet arkadaşlar, şu aksesuarın tatlılığına bakar mısınız? Kodu da bu. Çok tatlı değil mi? Ben bayıldım yani şu anda bu aksesuara. Bakın şöyle. Şimdi çanta bulacağım arkadaşlar. Çantayı bakın, ben şu düşündüm. Kodu da bu. Hemen kodda yanında bakın. Bu düşündüm. Böyle bir sade bir çanta olsun diye düşündüm arkadaşlar. Ya da siz isterseniz şunu da kullanabilirsiniz. Bakın burada bir daha kod koydum arkadaşlar. Çanta şurada. Göstereceğim hemen çantayı size. Bakın. Bakın arkadaşlar, şu küçük çanta da çok tatlı değil mi? Bakın. Bakın arkadaşlar, bu çanta da süper durmuyor mu? Gerçekten harika. Hatta bunun kodunu bir daha göstereyim arkadaşlar. Bakın, ilk kombinimiz hazır. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Çok tatlı oldun lan. Ben bile kullanırım artık bunu. Ve bunu şöyle yapabilirsiniz. Kıyafet kaydetme geldi. Hemen bire basıyoruz. Mesela frog kombinim bu benim artık. Frog kombinini gördünüz ama arkadaşlar, değil mi? Ben yanlış yaptım. Ya kombinim gitti. Her neyse, önemli değil. Yapacak bir şey yok. İkinci kombine geçelim. Umarım birincisini beğenmişsinizdir. Çok güzel oldu bence. Çok tatlı bir şey oldu. İkincisine geçiyorum. Hemen kıyafetin kodunu yazdık, tamam mı? Bu kod. Bunda istediğim, aradığım şey daha böyle cool ve bad girl olmak. Benim şu anki serseri tipim gibi. Bunu da çok seviyorum. Benim gibi ruh hali değişenler de vardır illaki arkadaşlar. O yüzden böyle yapacağım yani şimdi. Bakın şuna. Çok tatlı değil mi? Şu an bu da çok güzel olacak. Bekleyin. Saçı bu ama yüzünü falan değiştirdi de çok iyi olacak. Ya tabii ben bu saçları rengine göre yapıyorum ama zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki buradan gidip saçlarımızı istediğimiz renk yapabiliyoruz. Önemli olan saçın şekli ve şu anda bir face bulacağım. Çok çok tatlı bir face bulacağım. Tatlı demeyeyim de biraz tatlı, birazcık değişik bir face bulacağım. Bekleyin. Bu arada bunun kodunu unutmayalım arkadaşlar. Burada işte saçın kodu burada. Zaten kodları yazın. Siz kendiniz çözersiniz. Ben böyle bir face bıraktım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Nasıl oldu bilmiyorum ama şurada da hemen kodu var. Ben çok beğendim. Yani benim tarzım dediğim gibi ama size de hitap edeceğini düşünüyorum. Düşünerek yapıyorum. Hemen diğer aksesuarlarına geçelim. Şuradaki çantanın kodu arkadaşlar. Bakın çantanın kodu. Hemen alın buradan ve çantayı göstereyim size. Çantada böyle bir şey arkadaşlar. Bakın. Oh be, çok havalı oldu. Ama bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Daha şapka yapacağım onunla. Çok güzel olacak. Biraz abartalım ve kanat da takalım arkadaşlar. Bakın bakın. Şunlara bakın. Şapkaya vazgeçtim, bunu yapacağım arkadaşlar. Bu da hemen kodu burada. Çok iyi olmadı mı? Hatta kanat da takayım buna. Hadi takalım. Bakın kanat yerine şu kodu alın arkadaşlar. Buradan tekrar gösteririm. Böyle bir tane bir şey bıraktım. Bakın arkadaşlar. Daha böyle esrarengiz oldu. Tam bir şey gibi yani. Çarşamba gibi oldu. Bizimki biraz perşembeye de benzemiş olabilir ama sıkıntı değil. Şu arkasına bunu yaptım arkadaşlar. Kodu da burada, hemen görüyorsunuz. Bunları başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Nasıl ama? Aşırı güzel oldu kombin ya. Şunlara bayıldım hele yani, bu kulaklara. Çok güzel oldu arkadaşlar, bakın. Hemen diğer kombinime geçiyorum. Bu kez erkek arkadaşlarımız için. Bakalım oradaki belki aksesuarların bazılarını kızlar da kullanabilir. O yüzden bakın, tamam mı? Okey mi? Hemen geçiyorum. Evet arkadaşlar, siz burada kırpıldığı yeri görüyorsunuz ama ben bir saattir kombin yapıyorum. O yüzden gerçekten bir like atarsanız çok sevinirim. Aşırı yoruldum. Ya tamam, kodları verebilirim. Çok normal ama bu kombinleri yapmak da bir sıkıntı arkadaşlar. Kombin önerisi yapıyorum sonuçta yani. O yüzden şu anda like atmasan like atın. Şimdi erkek arkadaşlarımıza geçelim. Hemen size de çok güzel bir kombin yaptım. Gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, bu gömleğin, bakın burada. Bu gömleğin arkadaşlar, şu üstün kodu. Şimdi altında kodunu göstereyim hemen. Burada yazan da arkadaşlar pantolonun kodu. Anladınız mı? Anlaştık değil mi? Üst altın kodu bunlar. Şimdi diğer aksesuarlara, saça geçiyorum. Bakın arkadaşlar, saç çok güzel değil mi? Saçın kodu da bu arada. Bakın güzelce bakın diye biraz bekliyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı alın ya da durdurarak alırsınız yani. Sonuçta burada hepsini gösteriyorum diye düşünüyorum. Bunu gördüğümüze göre şimdi şapkaya geçiyoruz arkadaşlar. Ben böyle bir şapka seçtim. İsterseniz siz şapkayı kullanmayıp öyle boynuzlarında kullanabilirsiniz. Şapkanın kodu da bu arkadaşlar. Görüyorsunuz 63, 80, 13... 39, 13 şapka. Hepsi bende geliyor. Size de gelecek elbette. Ve ben şu boğazını çok boş hissettim. Tamam mı arkadaşlar? Kombini yaparken. O yüzden hemen şu kodu girdim ve tıkladım. Ve boğazında tabi biraz kafa boyutunuzu ayarlamanız gerekiyor. O zaman böyle balıkçı yaka bir kıyafet gibi duruyor. Ama ben onu da düşündüm. Eğer durmazsa bekleyin. Bu kodu aldınız değil mi? Tamam.
Hemen şunu düşündüm. Hemen kodları buraya yazdım arkadaşlar. Ne yapayım? Bir kolye düşündüm arkadaşlar. Bu arayı kapatsın diye. Nasıl? Ya of kızım ya. Moda ikonu musun be? Kendimle uğraşmayı da çok seviyorum. Bakın arkadaşlar. Kolyeyi de buraya koydum. O ikisini arası. Ya gerçekten ben like hak eden bir YouTuber'ım ya. Hadi bir like at. Like isterken ben yani. Tamam. Onu da unutmadım. Bakın o kadar güzel kombinler hazırlayıp not aldım ki arkadaşlar. Hepsini kendim yaptım. Bakın. Çantaya bakın. Geliyor. Çantanın kodu da bu. Bir daha gösteririm size. Size şöyle göstereyim. Çantayı görüyorsunuz. Çok güzel ve soft bir şey oldu. Çantanın kodu da bu arkadaşlar. Face arkadaşlar tamamen bakın burada. Hani bu... Roblox'ta 100 Robux, 120 Robux olanlar var ya arkadaşlar. Hiçbir şey gözükmüyor yüzünüzde. Bir ifade yok yani. Görüyorsunuz. Nasıl? Beğendiniz mi? Oha ben çok beğendim ya. Aşırı cool duruyor. Bakın hem cool duruyor, hem soft duruyor, hem sade duruyor. Erkek arkadaşlarımıza çok güzel bir kombin oldu arkadaşlar. Şöyle de bakabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Sonraki kombinime geçiyorum şimdi. Kızların kombinine. Erkeklere bir tane daha kombin yaptım. Onu da göstereceğim. Yüzük kodunu da unutmayın. Arkadaşlar bakın bu tişört. Bakın tişörtün kodu burada. Yani sweater'ın kodu. Şimdi size altın kodunu da göstereceğim. Giyindirip gösteriyorum arkadaşlar. Daha altın kodu arkadaşlar. Sonu 16 ile biten altın kodu arkadaşlar. Görüyorsunuz önceki de üstün koduydu. Ayrıntılı anlatırım. Şu omuzu birden yanlışlıkla girdim. Onun da kodunu göstereyim. Bu da şu omuzuna gelen şey var ya arkadaşlar. Onun kodu. Bakın çok tatlı durmuyor mu? Böyle bir şey düşündüm. Onun kodu yapmak isterseniz yapın. Tercihe bağlı bir şey bu. En sevdiğim saç modeli geliyor arkadaşlar. Geliyor. Bunu çok seviyorum. Ben örgü saçları isterseniz gidip renkleri de değiştirebiliriz yani. Bu çok basit. Bu da saç arkadaşlar. Face'in kodu bu normalde. Ama şu anda face gelmiyor. Çünkü benim bu vücut porsiyonu farklı olduğu için. Ama bu face çok güzel. O yüzden şu face kodunu kesinlikle alın arkadaşlar. Siz karakterlerinize uygularsınız. Kafam benim burada karakterimi küçülttüm büyüttüm ya. O yüzden farklı duruyor. Biz o yüzden şuradan bir tane yüz yapalım. Ay bu yüz de çok yakıştı ama. Bir tane buradan yüz yaptım ama siz bu kodu alın arkadaşlar. O face de çok güzel. Böyle mask face'lerden var ya. Robux olanlardan onlardan. Şimdi geldik çantaya. Çanta arkada göremiyorsunuz. Onu göstereceğim. Hemen şöyle kodu alalım yazalım. Çantaya bakın. Çok güzel değil mi sizce de? Doğru söyleyin ya. Allah bayılacağım herhalde birazdan. Tansiyonum çıktı. Pardon düştü. Bayılmaktan. Ciddi konuşuyorum. Ben çok seviyorum. Kombin yapmayı çok severim arkadaşlar. Ve şapkayı unuttum mu sanıyorsunuz? Hayır unutmadım. Şapkası da bu. Çok tatlı. Bakın şapkanın kodu da burada arkadaşlar. Şapkanın kodu bu. Tamam mı? Şimdi bunu da unutmadım arkadaşlar. Kanatları. Bu da kanadın kodu arkadaşlar. Bakın. Ay ne kadar çok arkadaşlar dedim ama ne yapayım gösteriyorum ya size. Elimden bir şey gelmiyor şu anda. Arkadaşlar demek zorunda kalıyorum. Bakın saçları falan olar. Bir dakika hemen aydınlatayım ortalığı. Saat 12 yapalım. Tamam. Şu kombinin güzelliğine bakar mısınız? Sanki kanatlar çantadan çıkıyormuş gibi oldu. Ve ben şu saçlara bayılıyorum. Bakın arkadaşlar. Kanadın kodunu belki hızlıca alamamışsınızdır. Kanat da bu. Hızlı hızlı gösteriyorum ama dediğim gibi durdurarak izlerseniz hepsi anlarsınız arkadaşlar. Yani olmadı. Baştan izlersiniz. Yapacak bir şey yok. Sonuçta kodlar var. Bu da böyle bir kombinimiz. Nasıl ama? Aşırı harika bir kombin ya. Ben bunu kaydedeceğim. Saçı kullanırım. Şuraya kaydedeyim arkadaşlar. Ben bunu kullanırım. Şuradan kaydediliyor biliyorsunuz. Bunu kullanırım. Şimdi erkek arkadaşlarımıza geçelim mi? Bence geçelim. Hadi gidelim. Bakın arkadaşlar. Erkek arkadaşlarımızın da biraz kıskanabilirsiniz. Çok tatlı ama sizler de giyebilirsiniz. Fark etmez ki. Bu pantolonun kodu. Bu da üstündekinin kodu arkadaşlar. Doğru yazdık değil mi? Evet gömleğin kodu yazmışım çünkü gömlek diyor ya. Hemen bakın pantolonun kodunu tekrar gösteriyorum. Çünkü yapmanızı istiyorum arkadaşlar bunları. Bakın pantolonun kodu da bu. Hemen saça geçelim arkadaşlar. Saç çok heyecanlı. Saça bakın şimdi. Bakın çok güzel değil mi? Saçın kodu da bu arkadaşlar. Of harika ya. Daha bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Neden bitsindi? Bitmeyecekti tabii ki. Kulaklık geçiyoruz. Ve kulaklıklarımız da geldi. Kulaklık olur da face olmaz mı dedim arkadaşlar. Tabii ki olurdu sizin için. Hemen face. Ben face'i düz seviyorum. Normalde şu an yüzüm gözükmese şöyle bir şey gözüküyor. Durun. Saçı çekeyim hatta. Bakın arkadaşlar böyle yüzleri ben çok seviyorum. Hiçbir şey olmayan, ifadesiz. O yüzden böyle bir şey ekledim. Saçı tekrar ekleyelim hatta. Şöyle kodunu bak giriyorum. Görüyorsunuz zaten gösterdim. Saç geliyor yani. Ve kanat.
Kanat benim vazgeçilmezim. Kanat da çok güzel olmadı mı sizce de? Şuna bakar mısınız? Yani ben çok beğendim ya. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Erkek arkadaşlarımızınki de böyle bir şey oldu arkadaşlar. Kombin oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir de arkadaşlar şunu denemek istiyordum. Bunu isterseniz alın, isterseniz almayın. Ben bunu çok beğendim, bu parçayı. Acaba Roblox Brokov'unda olur mu diye düşündüm. Aa, oldu. Bir dakika. Kanalı değiştireyim, çıkarayım bir. Ha şunu arkadaşlar çok beğendim. Böyle ceket gibi. Siz de isterseniz hem kızlar hem erkekler. Bu kanatları falan da hem kızlar hem bu yüzleri falan da kızlar erkekler kullanır. Ki bu kıyafeti bile kullanabilir bence. Yani benim fikrim öyle yani arkadaşlar. O saçları takarsınız yine kullanırsınız. Fark eder mi yani? Bence fark etmez diye düşünüyorum. Ama şunu çok beğendim. Dur kodunu göstereyim size. Belki siz kullanmak istersiniz. Çünkü ben kullanacağım. O yüzden ekledim. Ay dur karıştırdım. Bakın kodu bu. Görüyorsunuz. Bakın çıkardım. Tekrar kodu girdiğinizde çıkıyor ya. Çıkıyor yani. Bakın çok güzel. Böyle RP'lerde falan aşırı güzel gider. Bakın. Aşırı güzel bir erkek kombini yapmadım mı sizce de? Bir like atar mısınız? Şimdi bitti mi? Hayır, bitmedi tabii ki. Çünkü çok çok yaptım. Hemen kızlara geçiyorum tekrar. Kızlar demiş ki abla neden black pink yapmıyorsun? Al tamam size yapayım. Bu üstün. Bakın bu üst arkadaşlar. Hemen altı da gösteriyorum size eteği yani. Bu da eteğin arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu da eteğin. Güneş doğdu ya bana şu anda. Güneşciğim neden geldin? Bu da altın arkadaşlar. Okey. Ay kafam karıştı. Bir sürü kombin yaptım. Vallahi böyle allak bullak oldum. Bu da altın. Etek yani. Siz şimdi bunu izleyip geçeceksiniz. Ama benim için gerçekten yorucu. Belki 10-15 dakika video göreceksiniz ama. Burada yorucu. Face'e bakın Face'e. Face'e bunu yaptım. Ama durun. Bitti mi? Hayır. Bitmedi. Şimdi saç geliyor. Saç gelince face o kadar tatlı duracak ki. Bakın. Saçı isterseniz ben bunu beğendim saç olarak. Çadıracağım. Bir dakika kodunu yalnız göstermedim. Şuna bakın kodu bu arkadaşlar. Çok güzel ya. Lan çıldıracağım. Bu saça bayıldım arkadaşlar. Ama isterseniz ben bunu kullanmayacağım abla derseniz tamam. Size onu da düşündüm. Bu saçı koydum. Bakın saça bakın. Oha çok güzel saç seçmişim. İki saçı da çok beğendim arkadaşlar. Bu saçın kodu bu. Diğer saçın kodu hemen yazıyorum. Bunu gördüğünüze göre bu. Bakın hemen de geldi zaten. Sonra düşündüm ki neden kulaklık olmuyor bunda? Bakın bu saçın kodunu aldığınızı düşünüyorum. Ya da durdurup alırsınız. Kulaklıkları da hemen böyle yaptım. Böyle saçlarımın arasında karışsın istiyorum. Ben çok severim böyle dağınık. Dağınık şeyleri de çok tatlı buluyorum. Sonra dedim ki kulaklık olursa neden yüz filtresi olmasın bu kadar tatlış bir avatarda bunu yaptım. Ay sonra o da olursa diye yazdım ya buraya arkadaşlar. Çanta yaptım. Bir çanta ekledim. Sırt çantası. Sırt çantalarına bayılırım. Çünkü normal hayatta da sırt çantası çok kullanıyorum arkadaşlar. Bakın çantanın da aldınız değil mi? Hepsini aldınız diye düşünüyorum. Bakalım şöyle bir daha göstereyim çantayı. Ay şu yüz efektini bir daha göstereceğim. Erkekler sizler de kullanabilirsiniz ki bunu. Bakın. Çok da güzel kullanırsınız. Bir şey olmaz ki yani. Çok güzel neon bir renk var arkadaşlar. Böyle bir çanta yaptım bir de. Bakın bakın. Blackpink istiyordunuz arkadaşlar. Alın size Blackpink kombinim. Çok güzel değil mi sizce de? Hemen bunu da ben kaydedeceğim. Ben de kullanacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu kombinleri yapmak yorucu. O yüzden mesela buna ne diyelim? BP yazayım arkadaşlar sadece. Şöyle yapalım. Kaydedelim. Kaç tane kombin verdiğimi ben de bilmiyorum arkadaşlar. İsterseniz bu videonun devamı da gelir. Çünkü dün gerçekten short videosu attım. Kimse bilmiyormuş bunu. O yüzden bakın şuradan. Şu avatarın buradan giriyoruz. Buraya yazıyoruz arkadaşlar. Artık görmüşsünüzdür. Bütün video boyunca buraya girdim. Herkes de olur. Hiç kimse de olmaz diye bir şey yok. Herkes de olabilen bir şey arkadaşlar. Ay yoruldum. Neyse arkadaşlar. Yarın harika bir videoda yine bu saatlerde görüşeceğiz. Tamam mı? Bir like atarsanız gerçekten sevinirim. Çok yoruldum. Kombin yapmaktan. Bir de nasıl buldunuz ya da nasıl istiyorsunuz? Mesela abla şu şekilde bir kombin yapar mısınız derseniz elbette ki yaparım. Bu kız çok tatlı oldu. Gerçekten benim favorim bu. Sizin favoriniz hangi kombin arkadaşlar? Yorumlarda kesinlikle yazın. Merak ediyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Beyaz Uyum'dan hepinize koskocaman bay bay.